Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Taze balık, canlı balık. Merhaba. Ben Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Su Ürünler Mühendisi Erkan Biçer. Tam zamanı programına hoş geldiniz. Sizlere Ocak ayı, Şubat aylarında yenilebilecek en lezzetli balıkları tanıttık. Bu ay size Mart ayı balıkları hakkında bilgi vereceğiz. Bugün zengin bir tezgaha geldik. Bugünkü tezgahta 81'e yakın balık çeşidi bulunmakta ama tabii ki bu balıkların hepsi yenilebilir lezzetli balıklar ama Mart ayında yenilebilecek en lezzetli balıklar hakkında bilgi vereceğiz. Bunlardan bir tanesi mercan. Kırma mercan olarak ismi geçiyor. Diğeri levrek. Bir diğeri meşhur kalkan balığı. Hazır mı? Diğer bir balık da kırlangıç balığı. Şimdi size bu balıklar hakkında detaylı kısa bilgiler aktaracağız. Kırlangıç balığı beyaz etli bir balıktır. 20 ile 300 metre derinlikleri arasında yaşar. Kıyılarda yaşayan küçük boydaki balıklara derviş balığı da denir. Bunun sebebi de yan tarafta karın yüzgeçlerinin altında küçük ayaklara benzeyen ayakları vardır. Kumların içerisinde yürüyerek, yürüme şeklini göstererek hareket eder. O yüzden de derviş balığı aldığında alır. Kırlangıç balığının çorbası yapılır. En lezzetli çorba yapılarak tüketilir. Levrek balığı Şubat ayında üremeye girdi. Yağlıydı, yumurtasını bıraktı. Mart'ta en lezzetli halini aldı. Levrek balığı da ızgarası, kızartması ve fırını yapılarak tüketilebilir. Bu arada levrek balığının yasal olarak avlanma boyu 25 santimdir. Kalkan balığı tezgahların en değerli balığıdır. Şu an fiyatı yaklaşık 420 lira civarında. Bu da beyaz etli bir balıktır. Mart ayı itibariyle sularımıza Karadeniz'de ulaşmaya başlar. Bunun kalkan ismini almasının sebebi vücudunda eskiden kalkanların üzerinde çivilerden yapılan mahmuzlar vardı. Bu balığın üzerinde de bunu andıran çıkıntılar mevcut, mahmuzlar mevcut. O yüzden de bunun ismi kalkan balığı olarak geçiyor. Bu kalkan balığının yasal boy sınırı 45 santimdir. Ağızdan kuyruğuna kadar 45 santim olması gerekiyor. Kalkan balığı üreme yapmak için bizim karasularımıza, Karadeniz kıyılarına yaklaştığı için zaman yasağı da mevcuttur. 15 Nisan ile 15 Haziran arasında kalkan balığının her türlü av aracıyla avlanması yasaktır. Bu balık da kızartması ve fırını yapılarak tüketilebilir. Jöleli, lezzetli bir balıktır. Size bu ay gerçekten çok zengin bir tezgahtayız. Kısa bazı bilgiler de vermek istiyorum. Şu gördüğünüz, elimde gördüğünüz antenli mercan. Mercan ailesinin çok çeşitleri vardır. Bu da kırma mercan. Bunların da boy yasa 15 santimdir. 15 santimin altındaki balıkların avlanması ve satışı yasal değildir. Tezgahlarımızda ilginç bir balığımız var burada. Fener balığı. Fener balığı da derin sularda yaşayan bir balık türüdür. Avcı bir balıktır. Bu balığın ilginç bir özelliği vardır. Üst çenesinin üstünde şekilde gördüğünüz gibi filamaya benzeyen küçük bir anteni vardır. Bu balığın avlanma yöntemi derin suda kumun içerisine saklanır.
filamasını çıkararak etrafındaki küçük balıkları kandırmaya çalışır bu filamayla. Küçük balıklar yanına yaklaştığında da ağzını açarak avını gerçekleştirir. Bu da çok lezzetli, güzel bir balıktır. Her zaman tezgahlara gelmez. Bunu da bulduğunuzda tüketebilirsiniz. Levrek de Mart ayı içerisinde tüketilebilecek en lezzetli balıklardan bir tanesi. Levreğin boy yasa 25 santimdir. Yalnız ülkemizde biliyorsunuz çiftlik balığı olarak, yetiştirilik balığı olarak levrek balığı da üretilmekte. Levrek balığının denizden avlanan, avcılık yoluyla elde edilen balıklar arasındaki farkı renk farkıdır. Bunu şu şekilde gösterelim. Şu elimde gördüğünüz çiftlikte yetişmiş bir levrek balığı. Bu gördüğünüzde avcılıkla elde edilmiş levrek balığı. Bunların arasındaki fark, çiftlik balıkları yoğun bir popülasyonla birlikte küçük bir alanda yetiştikleri için pigmentasyonları farklıdır. Koyu renk alır vücutları. Avcılıkla elde edilen levrekler doğal ortamlarında yaşadığı için doğal ortamı adapte olarak vücutlarında genellikle yeşil renkli bir renk oluşmakta. Tabii çiftlik levreği ile avcılık levreği arasında da bir fiyat farkı olmakta. Etiketlerden de bunu fark edebilirsiniz. Tezgahlarda bunlar deniz levreği. Tatlı suda yetişen levrekler de var. Tatlı su levreği olarak. O da zamanı geldiğinde tezgahlara düşecektir. Şu an tezgahlarda olmadığı için size gösteremiyoruz. Levrekler hakkında size verebileceğimiz bilgiler bu kadar. Balıklar doğal bir mirastır. Gelecek nesillere bırakmak için bunları korumamız gerekli. Balıkları korumak amacıyla, nesillerin devam etmesi amacıyla boy yasakları getirilmiştir. Mart ayında, Şubat ayında size bu boy yasaklarından bahsettik. Bu boy yasakları nedir? Bir bireyin, bir neslin hayatında bir defa neslini devam ettirebilmek için yumurta bırakmasını ifade etmektir. Bu mercan balığındaki boy yasağı 15 santimdir. Yani bu balık 15 santimi aştığında hayatında bir kere yumurta bırakmıştır neslini devam ettirebilmek için. Boy yasağının haricinde zaman yasağı vardır. Biraz önce kalkan balığından bahsettik. Kalkan balığının boy yasağı 45 santim ama 15 Nisan ile 15 Haziran arasında da avlanması yasak. Çünkü o dönemde kalkan balığı yumurta bırakmak için erkek ve dişiler bir araya gelip üreme faaliyetlerini bir araya getiriyorlar. Bir diğer yöntem de nesli devam ettirebilmek için kota uygulamasıdır. Kota uygulaması orkinos balıklarında uygulanmakta. Orkinos balık avcılığı da 15 Mayıs ile Temmuz arasında yapılmakta ülkemizde. Tezgahlara da pek gelen bir balık değil. O yüzden size onları gösteremiyoruz. Bu kurallara uyduğumuz takdirde avcılar, satıcılar, tüketiciler balıklarımız denizlerimizde devam edecektir. Torunlarımıza, çocuklarımıza bırakabileceğimiz zengin bir hazine oluşacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık için balık tüketelim. Sofrada balık, evde sağlık.